Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, hayırlı sahurlar diliyoruz hepinize. Tekrar sahur bereketi programıyla karşınızdayız. Dün Risale-i Nur'dan Ramazan Risalesini işledik. 29. mektubun ikinci Risalesinin ikinci kısmından, Ramazan Risalesinden ilk 5 nükteyi ele aldık. Kıymetli hocam Osman Bostan ile beraber özellikle rububiyete, şüküre, sosyal sorumluluğa, zekata ve nefis terbiyesine değindik. Güzel ahlaka değindik. Bugün inşallah 6, 7, 8, 9, 4 kalan 4 nükteyi de inşallah bugün hocamızla beraber tekrar ele alacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben sözü size takdim edeyim hocam. Ramazan derken aslında akla gelen bir Ramazan'a ait olan ibadet dediğimiz oruç var. Bir de Ramazan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Bu var. Ayet-i kerime Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân diyor. Yani şüphesiz ki biz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik diye Cenab-ı Hak ifade ediyor. Kur'an'ın yani tamamı Berat gecesinde dünya semasına, yeryüzüne de ilk inişini Ramazan ayında, İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasındayken ilk 8 ayetle işte İkra ismi rabbikellezi halak ilahir devam eden ilk 8 ayet İkra suresinde. Bu 6. nüktede de Ramazan'ın Kur'an ayı olma cephesi özellikle bizim nazarımıza veriliyor. İşte Ramazan ayında ilk iniş gerçekleştiğinden dolayı Bediüzzaman Hazretleri özellikle bu noktayı da işliyor. Şöyle ifade ediyor. Ramazan-ı Şerif'in siyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur. Yani burada şu soru da akla geliyor. Neden Kur'an Ramazan ayında iniyor? Bu çok önemli. Peygamber Efendimiz peygamberliği henüz gelmeden önce, peygamber biliyorsunuz ilk işte ayet Hira mağarasında peygamberliğin de gelmesi oluyor yani. Evet. Peygamberlik de orada gelmiş oluyor. Onu da ifade etmiş olalım. Peygamber Efendimiz zaman zaman işte insanlardan uzaklaşıyor. Senenin belli aylarında Hira mağarasına çekiliyor. Oruç tutuyor. Yani ibadet, itaat içerisinde oluyor. Diyeceksiniz ki İslamiyet yok, din yok, nasıl oluyor? Hanif dinine mensubiyet cihetiyle, çünkü Peygamber Efendimiz'in ceddi dedeleri Hanif dinine mensubiyet cihetiyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dininin o aslını, esasını yerine getiriyorlar yani. Onu yerine getiriyorlar. O cephesiyle Peygamber Efendimiz de işte dedesinden, geçmişinden öğrendiği şeyler var. Onları uyguluyor. Bir uzlet hayatı yaşıyor. Hira mağarasında kaldığı gecelerde tefekkür ediyor. Hatta öyle bir hal, onda bir vaziyet meydana geliyor ki belki 38'li yaşlara geldiği zaman gaybtan sesler duymaya başlıyor. 39'lu yaşlarda bir gün sonra başına gelecek işte diyelim bir hadise, bir vaka bir gün önce rüyasında ona gösteriliyor. Yani rüyası bambaşka oluyor. Gaybtan sesler duymak, bu halet ruhiye. Artık kalbi, ruhi olan özellikleri gittikçe açılıyor ve inkişaf ediyor. 40 yaşı onun için aslında her şeyin kemal bulduğu bir yaş ki peygamberliğe de tam liyakatıdır. O liyakat haliyle Cenab-ı Hak Kur'an'ı ona lütfediyor, nasip ediyor. Ve Kur'an ilk inişini Peygamber Efendimiz'in o halet ruhiyesi içerisinde gerçekleştiriyor. O inişle işte Ramazan ayına denk gelmesi, oruç olduğu zaman olması, onu da bizim nazarımıza veriyor. Kur'an-ı Hakim madem Şehr-i Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ı zamanı nüzulunu istihsar ile, şimdi o dönemi bir hatırlamak gerekiyor, böyle zihnimizde yaşamamız gerekiyor veya oraya bir gitmek lazım böyle hayalen fikren. O semavi hitabı
hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyet halattan tecerrüt. Yani oruç tutmak dediğimiz şey bu. Nefsin çirkin arzularından uzak kalmak. Malayani, boş olan şeylerden insanın kendisini uzaklaştırması, yemek ve içmekten de uzaklaştırmasıyla bir nevi melekiyet hayatı. Yani melek gibi, melekler yemezler, içmezler. Melek gibi bir hayata insan kendisini ne yapıyor? Girdirmiş oluyor. Yani öyle bir hayatı yaşamış oluyor. Aslında o şekilde bir hayat yaşamak, Kur'an'a da muhatap olmak. Yani Kur'an sana iniyor. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsında aslında Kur'an kime indi? Bütün insanda. Evet. Bana indi Kur'an. Öyleyse ben onu nasıl karşılamam lazım? Bir temizlemem lazım. Ya Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkacağım. Ne yapıyorsun? Ya üstüne başına şuyuna. Ya nasıl konuşacağım ben diyorsun? Nasıl başlayacağım? Ya adımımı nasıl atacağım? Huzurunda nasıl duracağım? Bütün bunları insan dikkat ediyor değil mi? Bir meclise girecek. Veya farklı bir şey yani. Basit bir, sevdiği bir arkadaşla bir randevu, bir beraberlik. Onun için dahi bir hazırlık yapıyor. Kur'an iniyor. Allah'ın kelamı. Allah seni kelamına muhatap ediyor. Hadi bakalım. Nasıl olman lazım? Ona en uygun hal. Oruçlu. En uygun hal bu. Onu bizim nazarımıza veriyor. Oruç olmak. Oruçlu hal. Bir nevi melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiye güya geldiği anın nüzulda dinlemek. Şimdi bunların hepsini tek tek ifade edecek. Tabii bunlar ağır ifadeler. Ben okuyayım, üzerinde duralım isterseniz. Tabii buyurun. Ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam işitiyor gibi dinlemek. Şimdi Peygamber Efendimiz işitiyor, sen de o işittiğini dinliyorsun. Daha başka, belki Cebrail aleyhisselamdan, belki mütekellim-i ezeliden, Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Aslında Ramazan orucu seni o kutsi hale mazhar ediyor. Tabii her insan istadına, kabiliyetine göre olur. Yani aynı seviye değildir. Yani onu yakalamak, yakalamak. Bu şu demektir, yani kim ona ne kadar denk gelirse, ne kadar tevafuk ederse o kadar istifade eder. O kadar istifade eder. Bunun bir kere en güzel şekli o sanki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama iniyor gibi veya direkt Cenab-ı Hak'tan işitiyor gibi veya Cebrail aleyhisselam getiriyor gibi böyle bir halet-i ruhiye yaşamanın en birinci yolu bir meleki vaziyet, bir kutsi hal almak, bu da ancak oruçlu olur. Kur'an'ı karşılamak. Madem Ramazan Kur'an ayıdır, Kur'an'ın nüzülüne bakıyor. Kur'an işte 1400 sene önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın kelamı olarak indi. Peki Kur'an inişini halen daha gerçekleştiriyor mu? Evet. Gerçekleştiriyor. Kalplere, gönüllere, ruhlara o iniş her an gerçekleşiyor. Yani Fatiha'yı bugün okuduğun zaman farklı bir mana, yarın okuduğun zaman başka bir mana. Bugün okuduğun zaman farklı bir lezzet, yarın okuduğun zaman bu ne demektir? Halen daha inmek gerçekleşiyor yani. Aslında inmenin diğer adı şu, Allah bana tenezzül ediyor, benimle konuşuyor. Nüzul tenezzülden geliyor. Allah bana tenezzül ediyor, elmayı benim için yaratıyor. Hatta elma benim için o şekilde nazil oluyor. Yani o da bir nüzuldur yani. Maddi alemde bir nüzul. Burada Allah'ın kelamı. Allah benim gibi konuşuyor. Çok farklı bir şey yani. Niye? Bana hakikatleri anlatacak da ondan. Benim gibi konuşmasa nasıl anlayacağım ben? Çocukla çocuk gibi konuşulur. Profesör, profesörlük makamından konuşacak olsa çocuk ne anlayacak? Profesörlüğün kemali odur ki çocukla da çocuk gibi konuşup o çocuğun derdini dinleyip o derdine anladığı şekliyle cevap vermek. Asıl profesörlük orada başlıyor. Cenab-ı Hak ne kadar kulu varsa, ne kadar mahluku varsa onların hepsine göre bir tenezzülü var. Tenezzülat-ı ilahiye diyoruz biz buna. Kur'an'da apayrı, işte nedir kevni alemde apayrı, işte özel olarak her bir insana, her bir ferde apayrı. Kalbine, gönlüne, ruhuna hitap etmesi. Ondan dolayı yani o ayet-i kerime bize aslında bunu ifade ediyor. اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Allah kuluna şah damarından daha yakındır. İşte bu
Onun nüzulü çok farklı bir şey yani. Ondan dolayı. Demek ki böyle bir kutsi bir hale mazhar olmamız gerekiyor. Ve kendisi tecrümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin nüzulünü bir derece göstermektir. Yani o iniş şeklindeki hikmetleri bir derece kendisine hissetmek. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem İslam, bütün insan Müslümanlar bir mescit hükmüne geçiyor İslam alemi. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar. Şimdi Ramazan'da en önemli adetlerden bir tanesi nedir? Mukabele. Evet. Değil mi? Kimle kimin arasında bu oldu ki bizde devam ediyor? Hazreti Peygamber'le Cebrail Aleyhisselam arasında ya. Her işte ayetler indikçe, her Ramazan geldikçe Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında biri okuyor, biri dinliyor, diğeri dinliyor, diğeri okuyor. O vakte kadar ne kadar ayet inmişse hepsi mukabele tarzı birbirine okunuyor. Çünkü niye? Ramazan, Kur'an ayı. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la bunu yapıyor. Biz de Müslümanlar olarak yapıyoruz. Camilerde, mescitlerde, evlerde. Elhamdülillah. Yani bakıyorsun ki yani sabah namazının öncesinde veya sonrasında olan yerler var. Öğle namazının öncesinde, sonrasında. Bakıyorsun yani bilmiyorum mahallelerimizde biz görüyoruz yani. Yani hanımlar güzel bir şekilde bir evden içeri girdiler. Orada Kur'an okunuyor. Bir hafız hanım geliyor, hanım kız okuyor, onlar dinliyor. Evler, mahalleler, sadece camiler değil. Adeta ne dedi? Bir mescidi kebir hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o mescid-i ekberin köşelerinde, her tarafında o Kur'an'ı, o hitab-ı semavi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Her Ramazan ay adeta Kur'an yeniden iniyor. Allahu Ekber. Çok farklı bir şey değil mi? Çok güzel bir. Ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Hem okursun hem dinlersin. Hangi türlüyü arzu ediyorsan, istiyorsan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Al, ihlas çek şimdi, okuyacağız zaten onu. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste nefs-i süflinin hevasatına tabi olup yemek içmekle o vaziyetin nuradinden çıkmak ne kadar çirkinse, Allah muhafız etsin. Yani dinlemiyor, umursamıyor. Bir de aleni bir şekilde açıktan açığa da yiyor. Hani tutmuyorsun, bari saygın olsun. Bari hürmetin olsun yani. Ondan dolayı şöyle bir ifade hep kullanılır. Bu farklı bir şeydir. Farklı bir şey de yani. Diyelim ki ezan okunuyor. Bir insan da caminin yanından geçti, çarşıya gitti. Ezan okunurken. Bunun için hiç kimse kalkıp da mutlak manada namazsız demez. Demez. Namazını camide kılmaz da gider. Dükkanda kılar, başka yerde kılar, sonra kılar. Olabilir yani. Kimse namazsız demez. Ama Ramazan ayında yani hani oruç yenebilir mi? Vardır, yenir. Yani hastadır, yani mazereti vardır, başka şeyleri vardır, yolcudur. Oruç tutamayabilir yani. Ama insanların gözü önünde, oruç tutanların gözü önünde hiç sıkılmadan, çok rahat bir şekilde oruç yiyen birisiyle alakalı bu adam namazlıdır denmez. Geçen gün hocam bir ifade gördüm bir arkadaşın. Güzel, hoşuma gitti. Denmez. Eskiden oruç tutmayan insanlar oruçlulara saygı gösterirdi. Fakat devir değişti. Artık oruç tutanlar oruçsuzlara saygı duyuyor. Utanmasın diye ona yani, bir şeyleri çaktırmama gayretine yani, giriyor. Yapacak bir şey yok. Onun için burada onu dedi, böyle bir vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkinse ve mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler, oruç tutmayanlar o derece umum alem-i İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler. Yani ben zahirde bir şey söylemiyorum ama yani ayıptır diyoruz yani, yazıktır diyoruz, günahtır diyoruz yani. Yani bu bir isyan manası, baş kaldırmam. Hani bir insan günah işler, gizli işler.
Hocam bir de şu güzellik de aleni var. Aleni işlenmez günah yani. Aleni işlenmez. Müslümanda şu güzellik de var hocam. Yani örneğin biz namaz kılmayanı da görsek, oruç tutmayanı da görsek, yani şu şekilde yaklaşmıyoruz. Neden o tutmuyor ki ben tutuyorum? Yani neden yok. O yapmıyor ki ben yapmıyorum? Biz ona bakarken bir acınası bir gözle tabii, bakıyoruz. Öyledir. Bu da İslam'ın, Müslümanın güzelliğidir hakikaten. Evet. Peki, 7. nükte. Buyurun. Ramazan'ın siyamı şimdi daha farklı bir cepheye geldi. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cephe. Bu da ayrı bir cephe. Biz dünyaya niye geldik? El cevap, ticaret yapmak için. Nasıl bir ticaret? Ahiret ticareti. Asıl ticaretimiz ahiret. Dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekersin, orada biçersin. Öyleyse bizim ticaretimiz orada olacak. Yani ya ben ibadet ediyorum, namaz kılıyorum ama şu şeylerim hallolmuyor. Olmayabilir canım. Allah bu alemde vermek mecburiyetinde değildir. Hatta en sevdiği kullara en çok musibetler verir. Onu da bilmek lazım. Onu da bilmek lazım. Peygamberler, veliler, daha diğerse en büyük musibetleri çekmişlerdir. Peygamber Efendimiz kendi öz yurdundan, yani Mekke'den affedersiniz kaçmış yani. Terk etmiş bak. 13 sene peygamberliğini şey yaptı. 8 sene memleketinden ayrı kalmış. Ayrı kalmış yani. Yanmış yakılmış. Yanmış yakılmış yani. Bir peygamber. Cenab-ı Hak diyor ki ya kulum, ey Resulüm sen merak etme ben hallediyorum kal der diyen. Hayır. Çile çektiriyor. Farklı hikmetleri, farklı maslahatları var yani. Daha büyük güçleniyor. Onun için demişler musibet seni öldürmezse güçlenirsin. Evet. Güçlendirir. Medine'de güçleniyor. Yine geri geliyor. Ama durmuyor. Ben diyor Medine'ye döneceğim. Medine'ye dönüyor. Şimdi ahiret ticareti için gelmişiz bu dünyaya. Yani ziraatimiz dahi ahiret için. Ramazan ayı ticaret noktasında en özel ay, en özel ticaret mekanı. İnsanın kazancına baktığı cihette çok hikmetlerine. Ramazan-ı Şerif'te çok önemli bir nokta. Sevab-ı amal bire bindir. Değişti. Normalde Cenab-ı Hakk'ın bir insanın iyiliğine normal zamanlarda 1'e 10 verir. Günahı 1'e 1 yazar. Sevabı 1'e 10 yazar. Bir iyilik yaparsın 10 sevap verir. Asgarisi budur. Asgarisi budur. Ramazan ayına gelince Cenab-ı Hak tutuyor bir amelin, bir güzel amelin sevabını 1000 yazıyor. Ne yaptı? 1000 kat arttı. Yani pardon 100 kat arttı değil mi? 100 kat arttı yani. 1000 yazıyor. O artık 10 çıktı. O zaman ne oldu? Ben normal vakitte işlediğim bir iyilikten 10 kazanıyorsam bu ayda 100 kat kazanıyorum. Alabildiğine gayret ederim. Alabildiğine çalışırım. Çok farklı iyilikler yapmaya çalışırım. Şimdi bir bu cephesi var. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadisle her bir harfinin 10 sevabı var. Şimdi burada bir şey daha bizim nazarımıza veriyoruz. Ramazan neydi? Kur'an ayıydı. Kur'an ayı olması hasebiyle özellikle yani sevaplar Kur'an'a geliyor. Kur'an'da da yani sure sure değil, harf harf geliyor. Mesela İhlas suresinin normalde, onu da konuşmuş olalım. İhlas suresinin, hani üç İhlas bir Kur'an denir. Üç İhlas bir Kur'an. Yani bir İhlas Kur'an'ın üçte biri. Yani Kur'an'ın üçte birinden alacağın sevabı bir İhlas suresi okumakla alırsın. Kur'an'ın bütün harflerini sümbüllenmemiş farz ediyorsun. Farz ediyorsun. İhlas suresinin her bir harfinin sevabı 1500. Her bir harfinin. İhlas suresinin. Her bir harfinin sevabı 1500. Ramazan ayında 1000'e katlanıyor. Ne demek yani? 1500 çarpı 1000. 1000. Ne yaptı? 15 milyon mu yaptı? Öyle bir şey yapıyoruz. Yani bak bir Allah harfin Allah. Sevabı binle çarpın. Zaten normal vakitte ben okuduğum zaman bir harfinden 1500 sevap alıyorum. 1500 sevap.
Ramazan ayında sadece bir harfinden 1000 × 1500 zannediyorum 169 harf var. 169 harf çarpı 1500 çarpı 1000. Hesabını yapın. Sadece bir ihlas. Sadece bir ihlas. Sen bunu devamlı çektiğin zaman bu sevabın haddi hesabı yok. Bir. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000. Devam ediyor. Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ayet-el Kürsi faziletli surelerden. Bakın binler. Mesela diyelim Yasin suresi her bir harfinin sevabı 500. Dolayısıyla 1000'le çarptığın zaman 500 bin eder. Yani Ramazan'da Yasin suresini okurken bir harfinden 500 bin sevap alıyorsun. Allahu Ekber. Farklı bir şey. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyade Ramazan'ın bütün günleri de birbiriyle aynı değil. Cuma günleri okunan sureler, ayetlerin sevapları daha farklı. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. İş değişti. Leyle-i Kadir'e geldi. Sevaplar birden kaça çıktı? 30 bine. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 aydan. Her insanın o zaman şöyle bir çalışması olması lazım, hazırlığı olması lazım hocam. Nasıl ki bir firma işte yılda bir yapılan bir fuar için bir yıl boyunca işte tüm hazırlıklarını yapıyor ki o fuarda tüm ürünlerini, yeni ürünlerini bir şekilde sunsun ve iyi bir hasılat yapsın. Hakikaten insan da 11 ay boyunca o hazırlığını yapacak. Ramazan ayına geldiğimde ben hasılatım iyi olsun diye çalışmasını sağlayacak ve bu ayda hasılat yapacak. Yani. Aynen. Bazen tüccar gözüyle de bakmak lazım. Tüccar gözüyle bakmak lazım. Yani tüccar gözüyle baktım mı? Yani her bir açıdan Ramazan'ın çok farklı boyutlar var. Mesela Ramazan ayında bir tane Kadir gecesi var. Ama Ramazan ayının kendisi de bir Kadir gecesi hükmünde. Evet. Dolayısıyla Ramazan ayında aslında iki Kadir gecesi var. Bir komplesi Kadir gecesi, bir de içinde bir Kadir gecesi. Sevabı amal 1000'e 1000'di. 30 gün ne yapar? 30 bin eder. Kadir gecesinde sevaplar 1'e kaçtı? 30 bin. Bak ne oldu? Kadir gecesiyle eşdeğer. Dolayısıyla bir insan aslında Ramazan'ı komple hakkıyla ihya edecek olsa iki Kadir gecesi ihya etmiş gibi sevap alıyor. Sevap alıyor. Bir Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı. Ortalama 83 sene eder. Bir Ramazan 83 × 2 166 sene eder. Bir Ramazan'ı hakkıyla yaşayan 166 sene yaşamış gibi sevap alıyor abi. Bu çok farklı bir şey. İki ömrü hayırlı bir şekilde geçirmiş. Müthiş bir şey. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani bir rivayet var. Ümeyye oğullarını böyle düşününce, Ümeyye oğullarını Emeviler veya Ümeyye oğulları onun dedesinin kardeşleri, yani Beni Ümeyye diye geçiyor. Onların ömürlerini uzun görüyor veya geçmiş ümmetlerin ömürlerini uzun görüyor. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görüyor. O noktada bir mahzunlanma, hüzünlenme oluyor. Cenab-ı Hak Kadir gecesini lütfediyor. Evet, kısa bir ömür ama merak etme. Ey Peygamberim, senin ümmetine ben öyle bir ay, o ay içerisinde öyle bir gece nasip edeceğim ki. Şimdi düşünün ki bir insan işte 14 yaşından sonra oruç tutmaya başladı. 15'ten başlayalım. 60 yaşına kadar kaç eder? 45 sene değil mi? 45 Ramazan. 45 Kadir. Toplam 90 Kadir gecesi hükmünde bir ömür oluyor değil mi? 90 Kadir gecesi. 90 × 83 kaç senedir abi? 9 yani 9 kere 80 desek 9 kere 8 72 mi? 72 yapıyor, evet. 720 sene.
Pardon, 7200 sene mi? 7200 sene, 7216 sene. 7200 sene, bu ne demek ya? 7200 senelik bir ömre tekabül ediyor. Hiçbir ümmette yok böyle. 300 sene yaşamış, 500 en fazla 1000 sene yaşamışlar. 1000 sene yaşamış. Müthiş bir bereket. Cenab-ı Hakk'ın müthiş bir lütfu, müthiş bir ihsanı, müthiş bir ikramı. İşte Ramazan ayı ticarete baktım böyle bakıyor. Fe bi eyyâ lâ irabbikume tükezzibun. Müthiş bir ticaret boyutu bizim nazarımıza veriliyor. Bevzuan Hazretleri şurada çok güzel bir misal veriyor. Evet diyor, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşar cilveri saltanatına masar, bazı günleri bayram yapar. Padişahlar tahta çıktıkları zaman ilk çıkışlarında hediye dağıtırlar. Buna Cülüs-ü Hümayun deniyor. Yani ya herkese eşit dağıtır veya istediği gibi dağıtır. Çünkü hediye bu. Sana A veriyorum, sana B veriyorum der yani. Hiçbir şey sıkıntısı yok yani. Veya padişahlığı müddetince senenin bazı günlerini özel bayramlar ilan edip oralarda özel ikramlar ve ihsanlar yapar. Aynen böyle. Cenab-ı Hak Ramazan ayını müminlerine özel bir bayram. Kulum diyor, ben diyor bu özel bayramda sana öyle ihsan ve ikram yapacağım ki o ihsanın ve ikramını sen bile bilmeyeceksin. Bu çok farklı. Ondan dolayı yani oruç benim içindir der Cenab-ı Hak. Orucun sevabını ben vereceğim der. Namazın sevabını Cenab-ı Hak vermiyor. Veriyor. Namaz Allah için değil mi? Evet. Peki niye oruçla ilgili böyle ifade kullanılıyor ki? Orucun çok özel bir hali var. Çok özel bir hali var. O da şu. Oruç kul ile Allah arasında. Mesela namazı kılmayı gösterebilirsiniz. Değil mi? Rükû, sücûd, secde. Ona riya girebilir. Ona çok farklı şeyler girebilir. Ama orucunu nasıl göstereceksin ki? Mesela su içmeyi gösterebilirsin. Bak içiyorum dersin. Su içmemeyi nasıl göstereceksiniz? Yemek yememeyi nasıl göstereceksiniz? Ya ama işte yemiyorum görüyorsunuz. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar nasıl göstereceksin? Buna hiçbir zaman riya girmez. Evet. Hiçbir zaman oruca riya girmez. Oruç tam halis ibadettir. İhlasın zirvesidir oruç. İhlasın zirvesidir. Ondan dolayı oruç kulla Allah arasındadır. Enteresan bir şey. Sevabı da ona göre işte. Sen de ben de bilmiyoruz. Burada bire bindir, bunların hepsi kesretten kinaye. Aynen öyle hocam. Yani bunlar zaten hesaplanacak. Yani onun için belki. Yani biz zaten o hesap cephesine sadece niye bunları biraz şey yaptım ben? Böyle zihinler biraz çalışsın bu noktada yani. Şu zaten belki yani bunların zahire vurmasının sebebi de bunlardır. Yani Allah-u Teala çok vereceğine nispeten bu tür belki rakamlar bize sunmuştur. Yani Kadir Gecesi'nin bile bin aydan hayırlı olmasının hikmetlerinden biri budur. Bu biraz çokluğu ifade etmektedir. Güzel, yani güzel. Tabii. Şimdi biz İnsanları Allah, harekete geçirmek, tabii yani, iştiyak. Yani sıradan değil yani. En azından bunu bilmek gerekiyor. O mahiyette hakikaten Allah-u Teala'nın bize vereceği karşılık kesinlikle onu orada göreceğiz. Bizim akıl edemeyeceğimiz seviyededir. Öyle. Hocam birinci bölüm sona erdi. Biz inşallah ikinci bölümden kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Kıymetli Rehber TV izleyenleri ikinci bölüme buluşmak üzere. Evet. Toprak gibi olmalıyız hocam. Evet. Tam tevazu, tam mahvet. Allah razı olsun. Hocam 8. nükteye herhalde geçiş yapacaktık. Evet inşallah. Bu 8. nükte Ramazan orucunun insanın şahsi hayatına baktığı cephesini bizim nazarımıza veriyor. Hem şahsi hayatın hem maddi boyutu hem de manevi boyutu. Ve oruç bu şahsi hayata bakması cihetiyle de maddi ve manevi aslında bir perhis hükmünde. İnsanın
şu maddi vücudunun da perhize ihtiyacı var. Manevi vücudunun da, yani aklının, kalbinin, ruhunun, nefsinin, diğer hislerinin, onların da perhize ihtiyacı var. İşte oruç bunu sağlıyor. Tıbben de bir himyedir, yani bir perhizdir. İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe maişe hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Yani iki boyut. Onu biraz isterseniz açmaya çalışalım. Tabii, buyurun hocam. Mesela sağlık açısından insan her türlü şeyi yiyemez. Veya mesela diyelim bir şey vücuda faydalı ama onu yani istediği miktarda yiyemez. Hepsinin belli bir ölçüsü vardır. Belli bir miktarı vardır. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatı, sünnet-i seniye, yemek içmek adı, sünnetteki yemek içmek adabı o ölçüyü tamamen bize veriyor. Hatta mideyi bu manada sınıflandıracak olsak işte üçte birini işte gıdayla, üçte birini suyla, üçte birini havayla, yani boş bırakmak. Midenin en rahat hali bu. Peki yemek esnasında insan bunu nasıl ayarlayacak? Her insanda yemek esnasında fıtri olarak bir geğirti hissi gelir. O his aslında bir sinyaldir. Diyor ki sen doydun. Kaşığı bırak. Bunu söylüyor ama insan devam eder. Birçok kişi hissetmiyor bile hocam. Görmemezlikten geliyor herhalde. Dikkat ederse hisseder. Evet. Yani onu hisseder. Yani o arada geliyor yani. Hisseder. Çünkü o nefes alıp vermede o küçük de olsa gelir ve fark eder, geri durur. Zaten yani tıka basa yemek zaten mideyi yormaktan başka bir şey değil. Şimdi normal vakitlerde hem o yemek içmek adabını dengede tutmak gerekiyor. Bir de yani miktarı, sağlıklılığı, sıhhatliliği ayrı bir cephe. O şeyin helal veya haram olması o da ayrı bir cephedir. Farklı bir cephedir. Yani akıl mideye hakim olacak. Akıl mideye hakim olurken hem ölçüsünü planlayacak, vücuda olan faydalılık cephesini planlayacak. Yani bu faydalı mı, zararlı mı? Faydalı ama miktar ne kadar olacak? Helal mi, haram mı? Ya bu dengeyi akıl eğer imandan, marifetten, almış olduğu sünnetten bir kuvvetle akıl bunu dengeleyecek yani. Dengeleyecek. Bu yapıldığı zaman hem maddi vücut şey yapılmış olacak, rahat ettirmiş olacak hem de manevi vücut. İkisi beraber rahat ettirilecek. Şimdi sağlıklılık, maddi sağlıklılık, manevi sağlıklılık. Yani ikisi beraber. Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyor? Oruç vasıtası insan perhize alışıyor. Peki bunu ben nasıl yapmam lazım? Aslında bir perhiz yapmam lazım. Ta ki o maddi manevi sağlığı ve sıhhati elde edeyim. Riyazete çalışır. Bu çok önemli. Mesela insanların kalbi, ruhi hislerinin harekete geçirilmesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi riyazettir. Riyazettir. Riyazetin karşılığı şu. Az yemek, az içmektir. Daha Türkçesi sünnete uygun hareket etmektir. En güzel riyazet sünnete uygun hareket etmek. Ama bazı diyelim insanlar bunu biraz daha ileri götürmüşler. Yani bazen doping yapma şekli vardır ya. Daha çok aç kalma. Daha çok açlığa alıştırma. Mesela diyelim normal gıdalarla değil de daha zayıf gıdalarla. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri için deniyor. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri velayetin şahı. Ama öyle bir seviyeye gelmek aslında onun başlangıçta yapmış olduğu riyazetle ilgili. Yani vücudu tutmuş bitkilerle tekaddi ettirmiş. Yani 25 sene basit bir zaman dilimi değil. Bir insanın neredeyse ömrünün işte çeyreğine eğer diyelim 60 sene ise dörtte birine neredeyse tekabül eden bir şey var. Yani üçte birine tekabül eden bir kısmı var. Tutuyor 25 sene aç ve susuz çöllerde yaşıyor. Sadece otla tekaddi ediyor. İşte o onu inkişaf ettiriyor. Çok farklı bir şey. Hep zikirle, fikirle, şükürle, duayla, ibadetle hayatını geçiriyor. Çok farklı bir riyazet hali. Bu insanlarda zaman zaman işte diyelim Ramazan ayında işte insanların itikafa girmesi dediğimiz şeyler. Bunlar da bunun içerisinde sayılabilir.
Veya bazı ehli tarikatın bazı halleri vardır ki onlar da bunun içerisinde sayılabilir. Ama hayatın normal seyrinde sünnet-i seniyeye uygun yaşamak hepsini getiriyor. Yani ya bunun normu nedir? Bütün insanlara uygulanır şekli nedir? Sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyye. Baktıkları zaman oradaki az yemeği, az içmeyi görmüş olacaklar. Görmüş olacaklar. Ve emir dinlemeyi öğrenir. Ramazan orucu bunu yatırıyor. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakta hastalığı celbetmez. Şimdi sağlıklı bir vücut istiyoruz. Sağlıklı bir vücudu isterken de işte daha yediğin şeyi hazmetmeden üstüne başka bir şey yemek. Başka bir şey yemek. Genelde insanlar bunu yapıyorlar. Yani tam açlığı hissetmeden yemek değil de aç olmadan yemek şeklinde bir yola giriliyor. Veya diyelim ki bir öğle yemeği yemiş, daha hazım bitmemiş. Hazım 2 saat zaman dilimi içinde bitiyor. Yani sağlıklı bir şekilde. 2 saat artık o mideye hiçbir şey göndermemek gerekiyor. Ama işte çıkıp diyelim 1 saat sonra bir yere uğruyor, bakıyor ki orada bir ikram var. Ya şuradan da bir iki kaşık alayım derken o bir iki kaşık birkaç kaşığa daha çıkıyor. Orada da bakıyorsun. Yani nefsini orada belki gemleyemiyor. İradesine sahip çıkamıyor. Ve başka bir yere gidiyor. Yine 2 saat de olmadı. İşte daha başka meyve ikramı. Yani bunlar sağlıklı haller değil yani. Oradan da başka bir şey. Oradan da başka bir şey. Ne oldu? Hazmetmeden üzerine başka bir şey. Üzerine başka bir şey gelmiş oldu. Ve midede aslında bu hastalığı netice veriyor. Hazımsızlık hep hastalığı netice veriyor. Peki Ramazan orucunda ne yapıyor? Sen sahurda ne yersen ye fark etmiyor ki. Ezan okununca kesiyorsun. Artık yani bir saati iki saati yok. Şimdi İstanbul'dayız. 17 saat mi? 17 saat boyunca hiçbir şey yemiyorsun. Mide hazmediyor, açlığa geçiyor, rolantiye geçiyor. Ondan sonra adeta sukut ediyor bir noktada. Hatta feryadı figanı koparıyor. Nerede yemek? Yani sen diyorsun ki bekle diyorsun, daha vakit olmadı. Riyazete müthiş bir şekilde alıştırıyor. Belki bu şekilde olurken diğer duygular da aslında bayram ediyor. Şimdi onları konuşacağız. Maddi manevi keyif geliyor. Keyif geliyor. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriatten gelen emri dinlemeyi. Şimdi Cenab-ı Hak Ramazan orucunda bize helalleri terk ettiriyor. Şu helalleri yapmayacaksın diyor. Yani haramı terk ettirmiyor. Helali terk ettiriyor. Haram zaten terk ediyorsun sen. Diyor ki normal içtiğin suyu içmeyeceksin. Yediğin yemeği yemeyeceksin diyor. Veya şu münasebetleri gerçekleştirmeyeceksin diyor. Temelde 3 şey. Yapmayacaksın diyor. Bunlar sana artık yasak. Normal vakitlerde helaldi, şimdi yasak. Akıl şöyle bir mantık kurguluyor. Allah helalleri bana yasaklıyor. Oruç vasıtasıyla ben bunları yapmıyorum. O zaman haramları hiç yapmamam lazım. Emir dinletmeyi mantıken öğretiyor. Daha başka, hem insanlar ekseriyeti mutlaka ile açlığa çok defa müptela olurlar. İnsanlar zaman zaman açlığa düşerler. Yani bu açlık dediğimiz şey sadece Afrika'daki açlığı düşünmeyelim. Evet, mesela diyelim yolculuğa çıkıyorsun. Bir saat, iki saat, ya yolda da işte bir yer bulamıyorsun ki yesin. Başlıyor açlık. Ya bir yere bir girelim ya. Bir türlü bir yere geçemiyorsun. Bir saat daha devam ediyor. İki saat bir açlık hali. Yani yolculukta olur, bir iş hayatında olur, başka bir vakit geçer bir türlü. Ya şu işlerimi halletmem lazım. Bakarsın bir şey yemesin açlık. Yani bu vakitlerde de insan açlığa düşüyor. Peki ne yapacak o açlık hallerinde? Yani şey mi, strese mi girecek, bunalıma mı girecek, bağırıp çağıracak, bir yerleri yakıp yıkacak mı? Bu çok önemli. İnsanlar ister istemez şöyle veya böyle bir şekilde açlığa düşerler. İlla elinden bütün imkanları alıp açlığa düşmek değil. Bu şekillerde vardır. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık. Ben Ramazan orucuyla aslında diğer taraftan da sabrı, açlığa karşı sabrı öğreniyorum. Onu öğrendin mi? Normal hayatında bir açlıkla karşılaştın mı? Kardeşim sen daha oruç tuttun yani. 17 saat tutuyordun, bir problem olmuyordu. Şurada dayan bir saat, bir iki saat, bir üç saat. Ne oluyor sana? Niye sabırsızlık gösteriyorsun? Niye tahammül edemiyorsun? Niye feryadı figanı koparıyorsun? Yapma bunu. Ramazan orucu bize
Bu cepheden de bakın, en güzel özelliklerden, hasletlerden bir tanesi sabır. Bunu bize ne yapıyor? Talim edip öğretiyor. 15 saat oruç, ne diyor Ramazan şey oruç? 15 saat. Sahursuz 24 saat. Bazen oluyor ki sahura da kalkamıyorsun. Ne yapacaksın? Yiyecek misin? Yok. O gün de tutuyorsun. Toplam 24 saat oluyor. 24 saat bazen ne yapıyor? Hiç yemeden açlığa dayanabiliyor. Böyle bir millete açlığa sabır ve tahammül bir riyazet ve bir itmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün musibetlere karşı dayanamamanın en önemli ilacı oruç. Evet. Oruç. Bir bu cephesi var. Diğer bir cephede şu, insanın, midesinin, mide fabrikasının çok hizmetçileri var. Çok hizmetçileri var. Onunla alakadar olan çok cihazat insaniye var. Yani bizim yani alıyoruz bir gıdayı, işte ağzımızı kullanıyoruz, dişimizi kullanıyoruz, dilimizi kullanıyoruz, burnumuzu koku alıyor, kullanıyoruz, gözümüzü kullanıyoruz, görüyor. Veya işte mide borusunu kullanıyor, midenin kendisini kullanıyoruz, bağırsakları kullanıyoruz. Ya bunlar maddi hizmetçiler. Bir de bir taraftan da akıl da burada devreye giriyor. O da onunla meşgul oluyor. Kalp de devreye giriyor. O da onunla meşgul oluyor. O da oradan bir hisse alıyor. Nefis devreye giriyor. Oradan keyfin lezzetini. O da oradan bir hisse alıyor. Tabiri diğerle bir yemek içmekte ister batını duygularımız, isterse zahiri duygularımız, isterse aletlerimiz fark etmez. Hepsi o mide fabrikasına giden gıdanın hazmedilip, yani ağızda öğütülmesinden, dilin lezzet almasından tutun, hazmedilip bütün hücrelere dağıtılıncaya kadar ki o safhada her birisinin aslında orada bir vazifesi, bir hizmet hali var. Bir hizmet hali var. Peki ne olacak? Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse, yani o işlerden tatil etmesi lazım. Etmezse o fabrikanın kademeleri ve o zatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Aklın kendine ait olan bir ibadeti var, kalbin ayrı bir ibadeti var. Hissin, nefsin başka ayrı bir ibadeti. Ama hep yemeyle içmeyle meşgul olduğu zaman o ibadetleri unutacaktır maalesef. Ramazan ayında Cenab-ı Hak öyle bir oruç tutturuyor ki mideye tatil veriyor. Mideye tatil verince diğer duygular kendi ibadetlerini hatırlıyorlar. Akıl boşta kaldı. Hayır, boşta kalmadın. Tefekkür et. Nefis boşta kaldı. Hayır, boşta kalmadın. Kur'an'dan lezzet al. Var, yok değil. Kalp, sende muhabbetini geliştir. Bak, muhabbetullah, iş değişti. O zaman her bir duygu kendisine ait olan aslında vazifeye yönelmiş oluyor. Bunu insanlar hayatında tecrübe edebilirler. Ben bunu çok zaman yaşıyorum. Mesela sohbetlerde bulunuyoruz veya böyle programlarda bulunuyoruz. Bu gibi şeylere hiçbir zaman tok olarak gelmem. Bazen gittiğimiz yerlerde işte yemek ikramı kabul etmiyoruz. Çünkü biraz sonra sohbete geçeceksin. Mide dolu, zihin, fikir, her şey onunla meşgul. Hakikate nasıl nüfuz edeceksin? Edemiyoruz. Edemez. Edemiyorsun yani. Çünkü niye? O anda zihin mideyle meşgul. Oradaki hazımla meşgul. O seni ister istemez şey yapıyor yani. Ne yapacaksın? Öncesinden. Ne kadar önce? En az 2 saat önce. Hazım işi bitmiş olacak. Onlar onunla ilgili işten kurtarmış olacak. Ta ki hakayıkla ilgili meseleye eğilsin. Akıl, kalp, ruh, diğer şeyler. Yoksa diğer türlü gerçek istifade olmaz. Onun için yani çok aç, çok da tok bu gibi şeylerle meşgul olunmaz. Dengede olacak yani. Sen yani ya şu açlık beni rahatsız ediyor. Hayır. İşte az yemek, az içmek bu yani denge. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ne oldu? O fabrikanın hizmetçileri mideye vazife yaptırılmamakla, oruç tutturulmamakla hepsi kendi vazifesine çekilmiş oldu. Evet. Ramazan-ı Şerif'te, buyurun hocam. Ramazan-ı Şerif'teki oruçla o fabrikanın hademeleri anlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani akıl, kalp, ruh sadece mide için yaratılmamışlar. Sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel. Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelere telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Ya lezzet alacak daha ulvi şeyler var. Onlara ne yaparlar? Yönelirler. İlahir.
Dokuzuncu nükte. Yani bu 8. nüktede özellikle hocam bazı hususlara değinmek gerekiyor. Yani dünyada her şeyin dengesini değiştirdiğimiz gibi, yani hakiki dengeyi değiştirdiğimiz gibi bu tür hususlarda da dengeleri değiştirmişiz. Genel itibariyle yani az önce mesela güzel bir şeye değindiniz hocam. Aslında toplumun genelinde bir örnek teşkil etmesi gerekiyor. Yani gerçekten sohbet, mütalaa veya ders gibi işlerden önce hakikaten mide rahat bırakılması gerekiyor. Yani mide, zihin rahat olması gerekiyor. Çünkü biz bu sefer midenin farklı, bedenin farklı işleri meşguliyetinden dolayı biz aslında alacağımızı hakkıyla almıyoruz. Alamıyoruz. Hakkıyla almadığımız için hakkıyla hayatımıza da entegre edemiyoruz. Çok güzel. Yani bazen bunu hayatın her alanında bir ders niteliğinde koymak gerekiyor. Fakat ne yazık ki hani şu an belki hiçbir işimizde bu disiplini koruyamıyoruz. Hatta yani bir sohbete başlamadan önce diyorlar bir yemek hazırla da gelelim sohbet edelim. Çok yanlış. Yani biz öncesinde mideyi dolduruyoruz. Ben bazen çok uzak yerlerden gidiyorum, kabul etmiyorum. Diyorum ki yok diyorum. Çayınız varsa içerim diyorum. Yeri şey. Ya hakikaten bunu yoksa siz gerekir. Sohbetinizi yapamazsınız. Yapamıyorsunuz. Zaten örnekler var hocam. Yaptığınız zaman da tam konsantre olamazsınız. Şimdi Ramazan ayında Cenab-ı Hak yani bizi manevi şeylere kilitlemesinin sebebi aç bırakmasıdır. Evet. Aynı şey. Evet. Aynı şey. Yani sen bunu bir sohbet için düşün. Daha başka şey için düşün. Bak insanlar hayatlarını kaliteli hale getirmeye çalışıyorlar. Yani belki dikkat edilirse kaliteli giyinmek. Kaliteli yemek. Ya bunlar. Tamam bunları yapıyoruz. Güzel. Sağlıklı olsun diyor. Diyet. Şunlar bunlar. Ya Ramazan en güzel diyet. Sünnet-i Seniye en güzel diyet. Sünnet-i Seniye'ye göre giymek, yaşamak en güzel diyet şekli. En güzel sağlıklı hayat. En güzel. Çünkü niye? Burada yani helal haram meselesi de var. Ve manevi şeylerden istifade etme boyutu da var. Sen sadece hayatını maddeye münhasır kılamazsın ki. Yani üstünü güzel giydin, saçını güzel taradın, tamam. İşte güzel gıda, maddi imkanın var. Gıdaları, işte yediğin yerleri özel seçiyorsun. İşte sağlıklı olayım diye tamam az diyorsun. İşte karbonhidrat şu bu falan filan olmasın ki. Tamam diyelim bunları. Peki bu maddi vücudu böyle düşünürken ruhun istifadesi yok mu? Kalbin istifadesi yok mu? Aklın istifadesi yok mu? Bunlar da apayrı bir mide, bambaşka mideler. Bunları da doyurmak gerekiyor. Bunların da hakkını vermek gerekiyor. İşte denge dediğimiz şey aslında bu ikisi. Yoksa diğer türlüsü sadece maddeyi düşünen, dışa ehemmiyet veren ama iç dünyasını mamur etmeyen bir insan profili ortaya çıkacak. Bu insan hiçbir zaman mutlu olmayacak, hiçbir zaman tatmin olmayacak, hiçbir şeyden de memnun olmayacak. Şikayetçi olacak yani. Problem burada aslında. Yani maddi manevi sağlığı düşünmek gerekiyor. Ramazan orucu bize bunu talim ettiriyor sadece. Ramazan komple olarak bunu da... Komple bunu... O bir ay bize bunu talim ettiriyor. Diyor ki bütün ömründe bunu uygula. Zaten işte 5 vakit namaz günlük bakım. Cuma namazı haftalık bakım. Ramazan orucu senelik bakım. Senelik bir bakımdan geçiyorsun. Bir seneyi etkilesin diye. Devamındaki bir seneyi. Hac, ömürlük bakın. Farklı yani her bir ibadetin kendine ait olan özellikleri var. Ya buradan bunu alabilsek biz var ya hayatımızı dört dörtlük yaşayacağız. Evet. Keyifli yaşayacağız. Gerçekten yani Ramazan'ın da Allah Teala öyle bir dizayn etmiş ki hocam hani tamam mesela diyelim ki hani orucu verdi bize. Yani Allah Teala orucu tut yat keyfine bak demiyor. Yok. Gündüze de o kadar böyle albenili ibadetler koyuyor tabii ki. Yerleştiriyor. Gün, yani bizim uyumamızı işte o oruçlu olduğumuz zamanımızı boşa geçirmeme adına o kadar kaliteli, o kadar güzel ibadetler işte 1'e 10, 1'e 1000 gibi yani. İbadetler koyuyor ki insan hani
ona yönelsin. Ki yöneldiğin zaman da o dengeyi kurdun. Allah Teala'nın istediği, arzu ettiği dengede bir ay geçirdiğin zaman da aslında insana en faydalı olan yani hasılat yönüyle de insana en faydalı olan bir ayı değerlendirmiş oluyorsun. Hatta şunu da ifade edeyim. Biraz önce hani insan mesela bu zaman insana bakıyorsun çok sabırsız ve çok agresif. Yani birçok şeyde trafik bir sıkıştı zaten insanlar patlıyorlar. Evet. Sabahleyin bunu daha çok görüyorsun. Akşamleyin İstanbul trafiğinde bu görünüyor kendisi. Niye böyle oluyoruz ki? Ne gerek var ki? Şimdi Ramazan orucunda bir özellik daha var. Şimdi Cenab-ı Hak sadece Ağustos ayında tutturmuyor. Veya sadece kışın bunu tutturmuyor. Hicri ay senenin tamamında geziyor. Evet. Tamamında geziyor. Yani senenin tamamının ne kadar özellikleri varsa, soğuğa, sıcağa, kara, yağmura, çamura, yani o iklim hallerinin hepsine de sabrı öğretiyor. Soğukta tutmak ayrı bir şey, sıcakta tutmak ayrı bir şey. Eyvallah. Dokuzuncu nükte. Son nüktemiz. Son nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermek. Aslında bu boyutları biraz önceki nüktelerde de işledik. Fakat bu dokuzuncu nüktenin bir özelliği var. Dokuzuncu nükte diğer bütün nüktelerin sonucu. Sonucu yani en son yani bu Ramazan orucu ne yapıyor? Bu çok önemli çünkü bu hatimedir, sondur. Hepsinin özeti aslında. Hepsinin özeti hangi cephesini ele alırsan al, hangi hikmet cephesini değerlendirirsen değerlendir fark etmiyor. Bütün bunların hepsi doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetine bakıyor. Yani nefis Rablik dava ediyor. Bunu kırmak için. Hepsi bunu kırmak için. Ve aczini göstermek, ubudiyetini bildirmek cihetinde. Hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Yani ben de bir Rabbim, sen de bir Rabbisin. Senden bana ne diyor? Tanımak istemiyor. Böyle bir his, böyle bir özellik var. Firavun'a ne kendi rububiyet dava ediyor. Ne kadar azap çektirirse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Diyeceksiniz ki, yani bir sürü azap çektirilecek ama açlık her şeyi çözüyor. Niye böyle? Şimdi mesela diyelim bir insana ceza vereceksiniz. Bu çok önemli. Ceza vereceksiniz. Bir var ki diyelim adamı öldüreceksin. Ceza ölüm. Peki nasıl öldüreceksin? En kolayı aslında nedir? Giyotinle başını gövdesinden ayırmaktır. Adam hiç duymaz. Bir bıçak girer gider yani. Ama başka birisi diyor ki yok diyor ben diyor böyle yapmayacağım diyor. Sana diyor öyle bir işkence çektireceğim ki diyor, öyle bir ceza vereceğim ki, yani ölmeyeceksin ama ölmekten de beter olacaksın. Bu adam hangisini tercih eder? Birincisini. Giyotinden vur daha iyidir yani. Vur daha iyidir. Şimdi burada açlık süreklilik arz eden bir şeydir. Süreklilik. Zaman içerisinde devam eden bir şey. Burada diyor, zaten hadis-i şerifin rivayetine girecek. Ne kadar farklı azaplar olursa olsun açlık gibi olmaz. İnsanın en zayıf iki damarı. Bir, hastalık. İki, açlıktır yani. İki, açlıktır. Bakın, mesela diyelim komünizmde de fakirlik edebiyatı vardır. Sebebi insanın en zayıf damarı olduğu için. Evet. En zayıf. Oradan yakalar yani. Ve oradan çözmeye çalışır. Hadis-i şerifte rivayet edilmiş. Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim sen nesin? Bir rivayet. Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Sen ayrı bir Rab, ayrı bir Halık. Ben ayrı bir Rab, ayrı bir Halık. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Ene ene, ente ente. Yani nefis tekrar diyor, ben, sen sen diyor. Sen sen. Hangi nevi azabı vermiş? Bak, hadis-i şerifte ne kadar farklı çeşit azaplar varsa, Cenab-ı Hak onların hepsini veriyor. Sonra enaniyetten vazgeçmemiş, sonra açlıkla azap veriyor. Aç bırakıyor. Ve soruyor. Men ene ve ma ente. Ben kimim, sen kimsin? Nefis cevap veriyor. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz.
Şimdi sen de bir Rabbsin demiyor. Enteresan. Sen benim Rabbimsin. Nasıl bir Rab? Rahim bir Rab. Çok çok farklı. Bak, şefkatli bir Rabbimsin diyor. Peki sen nesin? Ve ene abdükel aciz. Ben ise senin acizim demiyor. Aciz bir kulunum. Allah Allah. Açlıkla insanların terbiyesi, nefsin terbiyesi en birinci umde açlıktır. Açlıktır. Onu çektirdin mi? Nedir? O nefsi itaate getirirsin. Diğer türlü itaate gelmiyor. Hadis-i şeriften de biz bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak da bu açlığı çektirerek aslında nefse ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini öğretiyor. Kendisinin ne olduğunu. Kendisi onun şefkatli bir Rabbi. Ben ise aciz ama onun kuluyum. Ya bunu derk etsek, bunu yaşasak bize yeter. Âlâ hocam. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Hakikaten her iki programımız da çok güzel geçti. Gerçekten Risale-i Nur'un, Üstad'ın hem örnekleri hem tespitleri insanın hayatı içerisinde, yani bu bazen araçlarda kör nokta diyoruz ya hocam. Yani üstad kör noktadan vuruyor, yani kör noktayı gösteriyor bize. İnsanın görmediği noktadan vuruyor. O yönüyle gerçekten Risale bir hayattır. Allah razı olsun hocam. Allah çok razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Cenab-ı Hak bereketli kılsın inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, dün ve bugün Risale'yi işledik. Ramazan Risalesini işledik. İnşallah faydalı olmuştur. Fayda gördük. Sizlerin de fayda görmesini arzu ediyoruz. Gecenizi mübarek ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.